Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Nazım Hikmet, 30 Ağustos değerlendirmesini bütün vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Çünkü internette ve her yerde yalan yanlış şeyler yazmakta. Büyük Türk şairi Nazım Hikmet, 30 Ağustos zaferini 30 Ağustos 1961'de bizim radyoda şöyle değerlendiriyor. İnsanlığın büyük zaferlerinden biridir. Pardon. Bugün spiker şöyle söylüyor. Bugün 30 Ağustos. Sizin ve dolayısıyla Türk halkının en büyük bayramlarından biri. Bu münasebetle hem sizi hem de bütün Türkiye halkını candan tebrik ederim. Acaba bize bu münasebetle bir şeyler söylemek ister misiniz diyorlar. Ve Nazım Hikmet ne diyor? Evvela tebriklerinizi teşekkür ederim. Cidden 30 Ağustos biz Türklerin en büyük bayramlarından biri. Ve zannediyorum ki yalnız bizim değil, insanlığın bayramlarından biri. Çünkü biz 30 Ağustos'ta biz Türkler ilk defa insanlığa, sömürgeciliğe karşı, emperyalizme karşı muzaffer olabilmenin yollarından birini gösterdik. Bu da sömürgeciliğe karşı silah elde çarpışmak mı olur? Ve sömürgeciliğin her şeye rağmen yıkılmaya mahkum olduğunu gösteren milletlerden biriyiz der. Ve en büyük Türk'ün Atatürk olduğunu söyler. Ve sözümü gençlerimizden Ercan Bey'e vermek istiyorum. Peki. Evet, sizi tanıyalım. Ercan Ozan Çiftçi. Evet Ercan. İstanbul'da oturuyorum. Balıkesir Üniversitesi okuduğum için buradayım. Jeoloji mühendisliği 3. sınıftayım. Nazım Hikmet büyük bir şair. Gerçekten hem sevgiliye hasreti hem memleketine hasreti defalarca şiirlerinde anlatabilen yegane şairlerden biridir. Ülkemize zaten Nazım Hikmet gibi gerçekten doğruyu söyleyen, kendini ülke için feda edebilen fazla şairimiz yoktur. Ben Nazım Hikmet'ten güzel bir şiirini okumak istiyorum, Kerem gibi. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl? Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır bağır bağırıyorum, koşun kurşun eritmeye çağırıyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, sizi tanıyalım. İsmim Tuğçe Kurul, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Evet Tuğçe. Son sınıf öğrencisiyim. Nazım Hikmet, hani hep deriz ya Mustafa Kemaller, Deniz Gezmişler bizim içimizdedir diye. Mustafa Kemaller, Deniz Gezmişler, Nazım Hikmet'in her dizesinde saklıdır. Hani hep yaşatmak isteriz, işte okudukça açığa çıkar onlar, okudukça yaşarlar. Ben de elimden geldiğince hem okuyarak hem de sanatımla Nazım'ı hissettirmeye, Nazım'ı yaşamaya çalışıyorum. Umarım başarıyorumdur ya da başarabiliyorumdur. Evet, burada bir küçük kardeşimiz var. O bize ne yapacak acaba? Seni bir tanıyalım öncelikle. Ben Deniz Ece Yıldırım. Evet. 10 yaşındayım. 6 Eylül Öğretim Okulu'nda okuyorum. Sen de şiir mi okuyacaksın bize? Evet. Hadi bakalım dinleyelim. Kapı
Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleliği oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Peki, teşekkür ediyoruz. Nazım Hikmet, cezaevi denetiminde Adalet Bakanlığı'ndan bir müfettiş geliyor. Birkaç gün denetim yaptıktan sonra müdüre, Nazım buradaymış, çağır da görelim, nasıl biriymiş diyorlar. Nazım'ı odaya getirirler. Müdür koltuğuna iyice kurulan müfettiş, Nazım'ı tepeden tırnağa sütüzer. Demek Nazım Hikmet sensin der. Nazım'a oturması için yer göstermez. Kısa bir konuşma sonrası, gidebilirsiniz der. Nazım tam kapıdan çıkarken durur ve müfettişe, Ömer Hayyam adını duydunuz mu der. Müfettiş hemen atılır. Kim duymaz Hayyam'ı? Nazım, Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi diye sorar. Müfettiş şaşırır. Nazım konuşmasını sürdürür. Görüyorsunuz ya, sanatçıyı anımsadınız ama hükümdarı anımsamadınız. Yıllar sonra beni dünyaya anımsayacak ama o dönemin Adalet Bakanını ve sizi hiç kimse anımsayamayacak der ve çıkar. Müfettiş yaptığı yanlışı anlar, Nazım'ı çağırır. Ama Nazım koğuşun yolunu tutmuştur. Sahi kimdi o dönemin Adalet Bakanı biliyor musunuz? Sözümü Mete Bey'e veriyorum. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani öylesine ve o derecede ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin ve beyaz önlüğünle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. Mesela 70'inde bile zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara filan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yani yaşamak yanın ağır bastığından. Ben teşekkür ederim. Evet, artık programımızın da sonuna geliyoruz. İsterseniz var mı şey? Bir şeyimiz daha var. Buyurun. Ölmek sadece bir daha güneşi görmemektir. Kimileri içinse bir daha Nazım'ın şiirlerini okuyamamaktır. Bütün dünyaya mal olmuş devrimci sanatlı kişiliği, şiirleriyle önemli bir kısmını duvarların ardında geçirmesine karşılık, düşüncelerinden taviz vermeyen, savaşçı, üretken kimliğiyle koca bir yaşamla sevgi dolu bir dünyayı ve insanı anlatmak o kadar güç ki. Toprağımızın onuru Nazım Hikmet'i anıyoruz. Ve Nazım Hikmet'i Türkan Hanım'ın sözleriyle kapatmak istiyoruz. Evet, bir şiirle. Buyurun. Ülkesini, insanını nasıl sevdiğini, memleket aşkıyla, vatan özlemiyle nasıl yanıp tutuştuğunu, bir köy mezarlığına gömülmek isteğini ve yurduna hasret gittiğini anlatır büyük usta vasiyet şiirinde. Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem yani kurtuluştan önce alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda ve çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörlerle türküler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu. Tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık, ne jandarma korkusu.
Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürür kara dallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama bu türküleri söylemiştim ben daha onlar düzülmeden. Duymuştum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Benim sessiz komşulara gelince, Şehit Ayşe ile Irgat Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında, belki de farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani, ki öyle gibi de görünüyor, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani. Evet sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı'nın pazar günü şimdi Nazım Hikmet Zamanı adlı şiir dinletisi var. Saat 14'te Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde biz de burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanından başlayarak Nazım Hikmet'in o hem pazar günü yapılacak etkinlikle ilgili bilgi aldık hem de şiirlerinden, düşüncelerinden görüşleri yansıtıldı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte olunca hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.